Şafi mezhebinde salavat-ı şerife tahlilini yapıyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve alâ al seyyidin Muhammed doğrusu bu muhtemel hatalarımız şunlar Allah derken Allah diye hemzeyi kalınlaştırma ihtimali var hata Allahu e ince Lafzatullah'a bağlarken kalın bağlıyoruz. Teşdit bilavunneh durumunda lafzatullah'ın la'mı çok tutmuyoruz. Bir elif ile aynı boyda tutuyoruz. İkisi birbirine mutabakat edecek. Allahumme <Sessizlik> derken hu bammedu duda ama mime bağladığımızda duda geriye topluyoruz. Humme <Sessizlik> çünkü... Hethaya geçiyoruz. Dudak toplanır. Yine burada şeddeli mim, teşdit malumune durumunda bir harften çok, iki harften az miktarda tutmamız gerekiyor demiştik. Salli, salli, sal değil, salli, ince geçeceğiz. Sat kalın, lem ince. Çok tutmak da yok. Ala derken ince istikametinde uzatıyoruz. Ala diye kalına yamutmak yok. Seyyidine, seyyidine sonundaki ne uzatıyor. Bir başka uzatan harf yok burada. Na diye kalına evirmek yok. Na diye ince istikametinde yine uzatıyoruz. Muhammed derken şeddeli mim var. Yine aynı şekilde bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak suretiyle tutuyoruz ve mimi de ince okuyoruz. Ham diye kalın bir mim çıkmayacak. Din ve derken idam malumun ne var? Bunu şeddeli vav gibi okumayacağız. Unne katmamız gerekiyor ve unne de olduğu için bir harften çok, iki harften az miktarda yine üzerinde oyalanmamız gerekiyor unneyi belirtmek için. Din, bakın Din, din ve Din şeklinde. Ve ala diye durduk. Nefesimizin yetmeyeceği belli. Bir elifle duruyoruz. Yine ince istikametinde uzatarak ve ala diye. Ve ala yok. Durduk. Nefesimizi aldık. Geriden vavdan iptida ediyoruz. Ve ala Ali Hemze'yi devreye soktuğumuz için harf metten sonra sebep metten hemze geldi. Ayrı ayrı kelimelerde bulundu. Metni muntasıl oluyor. Dört elif miktarı uzataraktan geçiyoruz. Yine aynı şekilde l derken, e'li derken hemze de ince uzatma. Dikkat ediyoruz. Kalına evirmiyoruz. Ve ala ali demiyoruz. Seyyidina derken yine aynı şekilde sadece n harfi ince istikametinde uzatıyor. Başka uzatan harf yok bu kelimede. Muhammed derken hem mimi tutuyoruz, teşdit malumun olduğu için hem de kalgaleyi usulüne uygun olarak yapıyoruz. Makabli fethalı olduğu için harekenin üçte biri kadar onu hissettirmemiz gerekiyor. Sonuna hemzeye benzer bir harf eklemeyeceğiz. Med şeklinde mim ile del arasını ayırmayacağız. Ondan sonra del harfini şeddelemek de yok. Med şeklinde de olmayacak. Med Tutup bırakıyoruz hemen. Bu şekilde bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم ma al bu kısmı okurken kemer derken ince istikametinde uzatıyoruz ma demiyoruz Sallayta ala ala değil yine ince istikametinde uzatıyoruz. Dört elif miktarı ra derken oradaki hemzeyi ispat etmemiz gerekiyor. Alay şeklinde mette ulamamak gerekiyor. Kolayına kaçmamak gerekiyor. Hemzeyi ispat etmek suretiyle okuyacağız. İb derken usulüne uygun, kurallarına dikkat ederek galgalemizi yapıyoruz. Daha önce söylemiştik. Makabrinin harekesini ihsas ettiriyoruz. Harekenin üçte biri kadar ibe şeklinde hemze eklememeye çalışıyoruz. Şeddelemeden okumak gerekiyor. İbe şeklinde iki harfin arasını da açmadan galgaleyi yapmak gerekiyor. Ra konumu itibariyle fetha olduğu için kalın. Bir elif miktarı uzatıyor hi derken kesre mette unne bulaştırmıyoruz ve ale derken la ikisinde de ince istikametinde uzatıyoruz ibrahim derken yine aynı şekilde galgaleyi kurallarına riayet ederek yapıyoruz ra konumu itibariyle kalın him derken de met yaparken kesre mette ne bulaştırmıyoruz Bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Arada bir duraklamam oldu bir elifle. Bir elif uzatmak suretiyle vakfediyorum. Sonra vavdan geriden iptida ederek dört elifle devam ediyorum. Buna da dikkat edelim. Kama salleyte ala وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد ve alim al hammed doğrusu bu. Barik demiyoruz. Be diye ince okuyoruz. İnce uzatıyoruz. Rik değil, zi. Düzenli diye ince okuyoruz. Rik oradaki kef harfi söylenirken kef dil ucuna kaymayacak. Ala derken ince, in, yine ince istikametinde uzatıyoruz. Muhammedin derken yukarıda geçmişti. Mim üzerinde bir harften çok, iki harften az miktarda oyalanmak suretiyle tutuyoruz. ve idam malun nedir? ve şeklinde şeddeli vava döndürmeden, unnesini kataraktan, ona riayet ederekten idamı malunnemizi yapıyoruz. Ve ala ali derken yine aynı şekilde kalına evirmeden ince istikametinde uzatıyoruz. Sonra Muhammed diye vakfediyoruz, duruyoruz galgalenin kurallarına riayet ederekten. Bütün bunlara riayet ederekten bir daha okuyup bırakıyorum. Ve berik ala Muhammedin وعلى ال محمد كما باركت ve alaihir rahima fil alamin okuyuş bu bu kısımdaki muhtemel hatalara dikkat çekiyoruz şimdi Kema barak da her ikisi de ince istikametinde uzatacak. Kemabarek de değil. Kemaba olmaz. Kema ba ince ince istikametinde uzatıyoruz. Sonra ra kalın konumu itibariyle fetha olduğu için kalın. Barak derken kef harfine ince bir bağlantı yapıyoruz. Rak rakte değil rak rak taala İbrahim e derken yine ince istikametinde uzatıyoruz dördelik elif miktarı. Ala değil ala i hemzeyi ispat etmek suretiyle tesil yapmadan ib ib galgaleyi yaparken kurallarına uygun yapıyoruz. Makabinin harekesini azıcık üçte biri kadar hissettiriyoruz. Sonuna hemze eklemeden ibe İB şeklinde bir hemze eklemeden yapıyoruz. Yine hemze ile b arasını ayırmadan ib ib değil. ib ib şeklinde. B harfini şeddelemek de yok. İb ve rahime olmaz. Ra bir elif miktarı kalın dokunması gerekiyor. İbrahim ve ala diye bir elifle durduk. Nefesimizin yetmeyeceği belli. Bir elifle durduktan sonra sonra vav harfinden geriden alıyoruz. Ve ala ali diye dört elifle geçiyoruz. Yine bunları uzatırken hem ala hem ali derken kalına doğru sesi yamultmuyoruz. İnce istikametinde uzatıyoruz. Ve ala ali şeklinde ve ala ali değil. İbrahim'e derken yine aynı şekilde İbrahim'i okurken neye dikkat etmemiz icap ediyorsa aynı şekilde burada da dikkat ediyoruz. Fil'a derken burada e, lam harfine hareke vermiyoruz. Fil'a olmayacak. Fil'i, fil'i olmaz. Fil'a fil a yine aynı harfimiz ince alemin değil ale alemin aynı met yaparken aynı sürüklemek yok yol boyu uzatma boyu ayın bulaştırmak yok ale değil fil ale aynı çıkarıyoruz bırakıyoruz sonra e sesi ekliyoruz fil alemin diye uzatırken bu ne bulaştırmadan kesremetti yapıyoruz. Şimdi bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Kama barak ib ro وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ Bana hamidun majid. Doğru okuyuş bu. Muhtemel hatalar şunlar. Ra'kalın kalın, B ince, B'ye ince bir geçiş yapacağız. Rabbe değil, Rabbe, Rabbe ebbe, 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 rabbe şeklinde ince bağlayacağız. Ra kalın. Yine B harfinde birinci B harfini mime çevirmiyoruz. Rambe değil veya Rabbe şeklinde bir inilti uğultu eklenmeyecek. Tamamen ses ve nefes kesilmesi gerekiyor. Na diye ince istikametinde uzatmamız gerekiyor. Na diye kalını evirmek yok dört miktarı uzatıyoruz bu şekilde ince olarak. Sonra inne derken şeddeli bir nun harfimiz var. Teşdit malum nedir? Bir harften çok iki harften az miktarda üzerinde oyalanmamız gerekiyor. K derken K diye dilin ucuna kaydırmıyoruz. Dil ortasının gerisinden yerinden mahrecinden çıkarıyoruz. K, K şeklinde hamidu derken met yaparken kesreli olarak bu ne bulaştırmıyoruz. Hami mi değil. Du derken dudak ileride ama mime bağladığımızda dudağı geriye toplamış olmamız gerekiyor. Çünkü şeddeli mimin harekesi fetha. Dumme dumme şeklinde dudak geriye toplanmış olacak. Yoksa dumme değil. Yine burada şeddeli bir mim harfi oluşuyor. İdam malumun neden doğan. Teşdit malumun neden nasıl üzerinde bir harften çok oyalanmak suretiyle tutuyorsak burada da tutuyoruz. Dumme şeklinde innekede şeddeli nunda ne kadar tuttuysak, üzerinde oyalandıysak burada da aynı ölçüde birbiriyle mutabık olmak şartıyla tutmamızı yapıyoruz. Megi cimi okurken C diye dilin ucuna kaydırmıyoruz cim harfini dil ortasına reddediyoruz G G C G cu şeklinde uzatırken dört elif miktarı boyunca kesreli olarak unne bulaştırmıyoruz G şeklinde unne bulaşıklı değil. Bu neden temiz bir şekilde kesre metti gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonunda da kalgaleyi galgaleyi kübra olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Cid şeklinde. Bir daha okuyorum. Rabbena Bana inneke hamidun Şimdi Şafii mezhebindeki salavatı tahlil yapmadan bir arada okuyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin وعلى وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال محمد كما باركت على وعلى ال ابراهيم في العالمين